takım toplanmaya başladı yavaş yavaş. Neredeyse yarısını biraz geçti diyebiliriz. İlk hazırlıklar, ilk izlenimler nasıl hocam? Bu soru. Tabii yoğun bir sezon geçti Türkiye ligleri içinde. Aynı zamanda da Avrupa'daki liglerde yurt dışında olan oyuncularımız var. Onlar bir hafta gecikmeyle ligleri bitiyor. Şu anda 17 oyuncu burada. 13 oyuncumuz hafta sonundan sonra gelecekler. Dolayısıyla kamp tamamlanmadı sayısal olarak ama katılan oyuncuların tümünde iyi bir izlenim var. Sağlıklı hepsi. Sadece İrfan Can'ın 3-5 gün daha sürecek bir tedavi ve çalışma programı var. Ayrı çalışma programı. Onun dışında ciddi boyutta bir sıkıntılı oyuncumuz yok. Kamp yerimiz oldukça güzel. Hem dinlenmeyi hem çalışmaya hem de sosyal alanları bakımından günümüzü iyi geçirecek, motivasyonu üst seviyeye çıkaracak bir yer. Kampta çalışma sahalarımız çok iyi. 2 tane müthiş yani maç sahası diyeceğimiz zeminde sahalarımız var. Tesisin içerisinde. Kuvvet, dayanıklılık, teknik çalışmalar, taktik çalışmalar için her şey var. Beslenme, dinlenme, yenilemek için de ortam çok iyi. Mevsim olarak da aşırı bir sıcak yok. Gayet güzel bir çalışma ortamı var. Kampın konumu iyi. Oyuncuların da şu andaki lig yoğunluğuna çıkmasına rağmen bir olumlu ve neşeli hali var. Mutlular. Hepsini ligin yorgunluğu içerisinde başarılı veya başarısız olan oyuncularımız, yani takımları başarılı ve başarısız olan oyuncularımızın yeniden sıfırlayıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmasını bekliyoruz. Zaten kampın bir haftasını biz yenileme olarak düşündük. Yani fiziksel, zihinsel yorgunluğu giderecek ve aerobik kapasitesi, dayanıklılığı, altyapısını oluşturacak bir anlayışta yeniden güçlenmeye başlayacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Ve oyuncularımız da bunu biliyorlar. Birlikte yapacağız. Biz düşüncemizi paylaşacağız. İlk hafta böyle geçtikten sonra gelecek hafta taktik idmanların daha ağırlıklı olduğu takımın tamamlanmasıyla birlikte aynı zamanda 2 tane hazırlık maçıyla en azından bir müsabaka çerçevesi içerisinde ciddiyeti yoğunluğundan çok neler yapabileceğimizi gösterebileceğimizi ve hemen hemen oyuncularımızın hemen hemen tamamını mümkünse oynatabileceğimiz bir hazırlık maçları olacak ve ayın birinde de 26 kişilik kadromuzu açıklamak durumundayız. O zamana kadar bu mevcut 30 tane de oyuncudan 4 tanesi haliyle kadro dışı kalacaklar yani isim olarak. Tabii bu da kolay bir şey değil ama şartlar bunu getiriyor. Çünkü 15 günlük bir kamp dönemi düşünürsek bu çalışmanın dışında bıraktığımız oyuncular belki bir tane iki tane alıp tekrar hazırlayabilirsiniz ama çok sayıda oyuncunu yaparsanız takımdaki çökmeyi sağlarsınız. Bu da doğru değil. İkisini de buradan ayıracağız. Yani 2 Haziran'da bu kamptan Almanya'daki kampa gideceğiz. Orada da 8-9 gün kaldıktan sonra İtalya'ya, Roma'ya müsabaka edeceğiz ve resmi maçımızda başlamış olacağız. Arkasından Galler, İsviçre maçlarını Azerbaycan'da oynayıp gruptaki durumumuzu göreceğiz. Yani şu anda kampın genel planına baktığımız böyle çoğu zaman akşamları 18.30'da idman yapıyoruz. Sabah özel çalışmalarımız var. Antrenmanlarda müsabakaya yoğun olan arkadaşlarımızı daha yenilemeye dönük antrenman eksikliği ve müsabaka eksikliği olanları daha farklı çalıştırarak bir de durum tespitlerini yaparak kampı geçireceğiz. Mevcut oyuncularımızın daha güçlü olabilmesi, lig formatının daha üstüne çıkarabilmek için elimizin gelen gayreti göstereceğiz. Ve aynı zamanda da hedefi çizmek istiyoruz. Yani ne bekliyoruz biz, ne durumdayız takım olarak, oyuncu olarak ve biz bu turnuvada ne yapabiliriz? Rakiplerimizin de analizi var. Kendi analizlerimiz de var. Yani kendi durumumuzu da görmek. Rakibe göre nasıl oynayacağımızla ilgili planları yapıp buradan ayrılıp inşallah Türkiye'nin de beklediği, bizim de beklediğimiz fair play içerisinde güzel futbol, iyi sonuçlarla ayrılırız. Hocam şu an 17 oyuncu kadroda. 13 oyuncu Avrupa'da maçlara devam eden oyuncular. Peki bu oyuncular hemen pazartesi günü kampa gelecek mi yoksa hani belli şampiyonluk durumu var, biraz daha geçme durumu olabilir mi? Şimdi şu andaki durumda pazartesi günü hepsini bekliyoruz.
olağanüstü durum ne olur bilmiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi hukuki boyutlara da olan bir durum var. Normalde 31 Mayıs'ta da gönderebilirler yani öyle, ama genelde mesela maçı erken biten, takımı da oynamayan oyuncu da gönderebilirler. Şimdi Cengiz bizimle beraber zaten şu anda. O da Avrupa'da oynamıyor. Oynamayan bazı oyuncularımız var. Takımlarla beraber takımın durumu için kalmak zorunda. Ama bazıları da oynuyor. Mesela West Bromwich Albion'da Okay, takımın durumu belli ama izin alamadı. Onlar da yani tabii sıralamadaki yer değişmesiyle, ev düşmesine rağmen bir alt lige. Sıralamadaki yeri Fulham'ın üstünde, o da düşüyor. Onun üstünde bitirdiği zaman bir sıralama bile ekonomik olarak kulübe çok büyük bir girdiler yapabiliyor. O yüzden de bırakmak istemiyorlar. Hukuki de hakları var, onları kullanıyorlar ama genel olarak pazartesi günü yani 24 Mayıs'ta hepsinin burada olmasını bekliyor. Çünkü 25 Mayıs'tan sonra çok yoğun bir dönemimiz var. Hem sponsorlarla ilgili, hem toplantılarla ilgili, hem kendi de oyuncularımızın bütün olarak neler yapabileceğimiz, anlatacağımız toplantılar olacak, çalışmalar olacak. Yani bu tabii medyayla olan ilişkilerimiz olacak. Yani hemen hemen günlerimiz hepsi dolu olacak. Oradan ayrı kalacak oyuncu beklemiyoruz ama olağanüstü bir durum olursa onu değerlendiririz tekrar. Hocam Cengiz'in durumu merak edilen isimlerden bir tanesi, bir takımın önemli isimlerden bir tanesi. Oynamadan geldi, takımda isim verdiğini zaten. Cengiz'in durumu nasıl hocam? Hem psikolojik hem de fiziksel. Cengiz bir defa şöyle söyleyeyim, yani fiziksel bir sorunu yok. Zaten onu da ayrı çalıştırıyoruz. O da iştahlı, hevesli. Ama tabii oynamamanın verdiği bir sıkıntıları var. Yani onun ne vereceğini işte hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz ki müsabaka olarak oynasın diye. Ama herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu veya müsabaka performansı olarak ne durumda olduğunu bilmediğimiz için sıkıntıları var ama yetenekli bir oyuncu. İşte o bu tip özel oyuncular var. Yani takımında düşündüğümüz zaman ama durumunun ne olduğunu bilmediğimiz bazı oyuncular var. Geçmişini biliyoruz ama bugün nedir diye onu bilmiyoruz. Onu müsabakada göreceğiz. İyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlı, çok hırslı yaptığımız bütün çalışmalara iyi cevap veriyor. O da bu hedefin büyük olduğunu biliyor. Daha önce bize de iyi işler yaptığını biliyoruz. Ama son dönemlerde o da bizimle beraber olmadı. Yani mesela en son Mart ayında da olmadı. Hemen hemen 2-3 kamp bizde olmadı. Zaman zaman sakatlık sebebiyle olmadı. Ama ayrı kaldı bizden. Takımlarında oynayamayan hocalardan bir tanesi de olduğu için onun problemini ayrı düşünüyoruz. O yüzden hep söylüyorum, müsabakayı fazla oynayan veya hiç oynamayan oyuncular var. Bunlar farklı konumda. Bazen müsabaka çok oynayıp yorgun gelip de bunu toparlayamayan oyuncu olabilir. Bazen hiç müsabaka oynamayan, maç performansını yakalayamayan oyuncularımızın da adaptasyon sorunu olabilir. Bunları kampta göreceğiz. O yüzden zamana ihtiyacımız var. Ancak bu zamanı da 24-25'inden sonra göreceğiz. İrfan'dan bahsettiğiniz zaman durumunu soralım. Şampiyon yetişecek mi? Büyük sorun yok. Tabii. İrfan şu anda düz koşular yapıyor. Bireysel performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde hem tedavisi hem çalışmasını yapıyor. Ama bizimle normal idmana katılmıyor. Zannederim 3-5 gün içerisinde o katılacak yani bize. Normal idmana katılacak.